Yayın başladı hocam. Evet, herkese merhaba. İyi akşamlar. Türkçe ile ilgili, Türk tarihi ile ilgili meraklı, ilgisi ilgili herkese merhaba demek isteriz. Bugün Ahmet Bey'le, Ahmet Taşal Hoca ile birlikteyiz. Öncelikle şu Zoom ekranını bir ayarlamaya çalışayım. Tam acemisi olduğum bir konu. Yine kaybettim galiba ekranı. Heh, tamam, burada. Ekranı şöyle tam ekran yapayım. Tamam. Sesim geliyor mu bir ses kontrolü için? Hocam ses geliyor mu? Evet, geliyor hocam. Benimki de Tamam. geliyordur herhalde. Tamam. Sizin de sesiniz geliyor. Tamam. Evet, tamam. Konu herkesin çok iyi bildiği bir konu şu Hocam günlerde. bir dakikamız daha var. Belki şu olsun. Tam bir dakika sonra başlasak Tamam. Tamam hocam. bir şeye Tamam. göre. Bir dakika sonra haklısınız. Arkadaşlarım şey olsun. Şöyle Ona göre bakalım. gelenler olur çünkü. Haklısınız. Ben de hatta şu YouTube adresini kopyalayıp nasıl kopyalıyordum? Şuradan kopyalayıp paylaşımı açabilirim. Tam saat 19:30 söz verdiğim saate denk geliyor. Artık başlayabiliriz. Ben hemen buradan tekrar Zoom'a geçeyim. Zoom şurada, tamam. Tam ekran yapıyorum. Ahmet Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ Bu olunuz. yazın sıcağında vaktinizi ayırdınız. Konu tekrar edeyim. Herkesin bildiği bir konu, sevindiği bir konu, herkesin mutlu olduğu bir konu. Bundan bir hafta kadar önce Moğolistan'da Türk Akademisi, Kazakistan'dan Türk Akademisi ve Moğolistan'dan Arkeoloji Enstitüsü ortak çalışmaları sonucu, şöyle geçelim, evet. Hatta haber kaynağı, evet. İkinci Türk Kağanlı dönemine ait bir yazıt bulduklarını duyurmuşlardı. Runik harfliydi bu yazıt. Bu yazıtla ilgili 24 Ağustos'ta bir de basın toplantısı düzenlemişler. Facebook üzerinden yayınlamışlardı. Bu basın toplantısı ve internette yer alan çeşitli medya organlarında, mesela Facebook'ta, Şua'da yer alan yazıtlara göre biraz okumuş, bunun üzerine konuşmuş, paylaşmıştık. Tekrar en başa döneyim. Evet. Bu yazıtın Kutlu Kağan'a ait olduğu söylenmişti. Çünkü yazıtın içerisinde bir kez Kutlu Kağan geçiyordu. En önemlisi, yazıt ve çevresinde Kültigin ve Bilge Kağan yazıt alanında olduğu gibi bir sunak taşı vardı. İlaveten birkaç tane teke damgası bulunduran taş vardı ki bütün bunlar ikinci Türk Kağanlığı'nın sembolü olarak kabul ediliyordu. Dolayısıyla ikinci Türk Kağanlığı'na ait runik harfli bir yazıt, yeni bir yazıt olduğunu duymuş olduk. Türk Akademisi'nden Darhan Bey'in, Darhan Kıdır Ali'nin başkanlığında yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi verildi. Geçen gün, bir iki gün önce yine Türkiye'deki bir video konferansında daha ayrıntılara girildi. Örneğin, yanlış hatırlamıyorsam, bu teke başlı, teke damgalı taş sayısı galiba 5'ti. Yazıtın bir yüzünde Çince olduğu ama o kısmın çok yıprandığı söylenmişti. Yan dar yüzlerde Soğut harfli metin olduğu, hatta Brahmi harfli metin olduğu söylenmişti. Ama bu Brahmi harfli metin hangi dildedir? Bundan pek bahsedilmedi. Ne kadar okunaklı? Buna pek girilmedi. Ama kısaca ben bu yazıtla ilgili edindiğim bilgilere göre bilgi vereyim. İnternetteki yer alan Türk Akademisi ve Şua Moğol Arkeoloji Enstitüsü'nün paylaşımlarına göre. Mesela yazıt tahmini olarak şuralarda bir yerde. Tahmini dediğim benim tahminime göre. Tam buralarda ve bu kısımda büyüttüm.
Tam Töv Aymak'tan, Merkezi Aymak'tan, Harhorin, Kültigin, Bilgekağan bölgesine giderken burada Nomgon diye bir bölgedeymiş. Evet, yazıtın bulunuşundan sonra kazı ekibi ve Darhan Bey'in bulunduğu bir resim paylaştılar. Burada gördüğünüz gibi Kültigin, Bilgekağan ve Karabalgasun yazıtının başlığına benzeyen bir başlık. Bol çiçek motifi var bunun üzerinde ve Kültigin ve Bilgekağan'daki teke damgaların yerleştiği bir boşluk görünüyor. Bu konferanstan görüntüler, evet, birkaç sayfada yer almıştı. Ben bu yazıtla ilgili resimleri buradan Moğolistan Arkeoloji Enstitüsü'nün sayfasından almıştım. Bu daha okunaklı bir resimdi. Evet, bunları görüyorsunuz. Hatta yine Ehtur Bey'in paylaşımına göre baktığımızda bu da Çince yüzü olsa gerek ama pek okunamıyormuş. Hatta bugün Türkiye'deki gazeteler epey yer verdi. Umulmadık bir şekilde bu sevindirici bir şey, konuyla ilgilenmeleri. Bugünkü Yeni Şafak'ta da bir yazı yer aldı. Ahmet Bey, Ahmet Bican Erciyes'in ve Ali Ahmet Beyoğlu İstanbul Üniversitesi'nden ve ben bu konuda sorulan sorulara cevap vermiştim. Şöyle bir gelelim. Bilge Kağan yazıt alanını görüyoruz. Burada bir sunak taşı. Kültigin yazıt alanı ve yeni bulunan yazıtın olduğu bölgedeki sunak taşı. Hepsi birbiriyle örtüşüyor. Birinci Türk Kağan'ından kalma yazıtlar dersek ilk akla gelen Bugut, sonra öğrendiğimiz Hüsnü Olgun yazıtları var. Batı Türk Kağanlığından işte Mongol Küre yazıtı var. Onların yazıt alanı bu şekilde değil. Böyle bir sunak taşı yok. Dolayısıyla ikinci Türk Kağanlığının yazıt alanlarının ayırt edici özelliklerinden birisi eğer Kağanlık ailesine aitse bu sunak taşları olsa gerek. Ben şimdi burada biraz durmak istiyorum. Çünkü yazıtta en çok konuşulan konu, dikkat çeken konu Kutlu Kağan sözünün geçmesiydi ve buradan hareketle bu yazıtın ikinci Türk Kağan'ın kurucularından ve ilk Kağan'ı olan Kutlu Kağan'a, Erteriş Kağan'a ait olduğu sonucu çıkartılmıştı. Kutlu runik harfli yazıtlarda, ikinci Türk Kağan'ına ait yazıtlarda görülmezse de bugüne kadarki bilgilerimize göre bu yeni yazıt hariç Tarihat yazıtında görülür. Ben bu resmi Tarihat yazıtından şu üstteki kısmı aldım. Mani harfli Uygur metinlerinde böyle görülür. Soğut harfli Uygur metinlerinde bu şekilde. Ve ilk dönem İslami metinlerde Divan-ı Kutluk'ta Kutluk böyledir. Kültigin'in Çince yüzünde bu şekilde görülür. Ama bunun ses değeri, oyunki ses değerini bilmiyoruz. Rekonstrüksiyonlar var. Ben burada durup Kutlu hakkında kısaca Ahmet Bey'den bilgi rica edeceğim. Buyurun hocam. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Tabii öncelikle burada gerçekten yani sonuç ne olursa olsun bence hem Türk dili hem Türk tarihi açısından yani insan tarihi açısından dil açısından baktığımda dil tarihi önemli bir keşif olduğunu düşünüyorum. Burada hem işte sizin söylemiş olduğunuz gibi Moğol bilim adamları Kazak bilim adamları ki onların arasında doktora öğrencim Nur Bolat Bögenbayev de var. Çok güzel. Evet. Ama sonra Moğol ekibinde 2002 yılında beraber çalışmış olduğumuz İhtur var. Moğol ekibi başkanı. Beraber o da samimi arkadaşımdır. Bunları önce tebrik ediyorum. Esasen ben da mümkün olduğu kadar hem sosyal medyadan hem basından ki ben de demeçler verdim zaman zaman bu konular Evet hocam, üzerine evet hocam. görüşlerimi ifade etmeye çalıştım. Dolayısıyla yani bu bölgeyi gezdim. Tabii buraya gitmedim. Gitsek zaten toprağın altında bulamazdık ama bu bölgeleri çok gezdim. Şey olarak eğer sizin haritada gösterdiğiniz yer ise İşte Haşat ilçesine yakın bir yer olarak gösteriliyorsa, burası Kültigin Bilgekağan anıt alanlarının bulunduğu şeye çok yakın bir yer oluyor. Yani burası çok yakın bir bölge olarak değerlendirmek lazım. Orhun'un sağ tarafında yani kuzeye doğru dönersek sağ tarafında bir yerde. Ve bu bölgede tabii ki bir kere en
popüler yer Moğolistan'da. Harhorin var buraya yakın. Daha sonra Harbalgaz, Karabalısagun diye bizim bildiğimiz. İşte Orun yazıtları var. Daha sonra kuzeyde de Mogun Şineus diyorlar mı? Şineus yazıtı var bu bölgeye yakın olarak. Tabii Şineus yazıtı siz söylemiş olduğunuz gibi bu şekilde bir külliye yok, bulunmuyor. Yani değişik açılardan şu kendimizce bu verileri değerlendirmeye çalıştık. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi eğer sağlıklı metinleri yayınlarlarsa, ortaya koyarlarsa biz de görüşlerimizi açıklamaya çalışırız. Ama ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben, bu benim görüşüm. Göktürklerin hanedan damgasının veya işte tekenin Göktürklerin hanedan alması sembol olduğunu düşünmüyorum. Zannetmiyorum. Bunun çünkü Kırgızistan'daki damgalı sayıda 96 bin kaya resmi var. Ona bakarsak. Evet. Yani onların 96 bin tane teke damgası var. Bir değişik yerlerde de var. Her dönemde kullanılan. Dolayısıyla bunun ben teke damgası oldu. Yani hanedanın bunun bereket veya başka bir uzun ömürle ilgili başka bir anlam ifade edebileceğini değerlendiriyorum. Bu benim görüşüm. Ayrıca hiçbir Çince metninde ki Çinlerin ne kadar detaylı olduğunu, kaynaklar detaylı yazdığını kaynaklarından biliyoruz zaten. Hiçbir Çince metninde de dağ keçisinin damga olarak olduğunu yazmaz. Yani bunu da burada ifade edeyim. Maalesef Türkiye'de akademisyenlerin böyle bir ortaya attığı görüş var, itibarlı görüyor. Çok doğru bulmadığımı söylüyorum. Diğer taraftan şey olarak bakarsak, şimdi Kutluk Çince kaynaklarda eğer Çinli Kutu şey olarak Talat Tekin'in Hunların Dili kitabında da, rahmetli hocanın Hunların Dili kitabında da yazmış olduğu gibi, eğer o esas kabul edilirse milattan önce 209'a kadar gider. Bu tabii çok kesin bir şey değil. Yani bu şekilde yorumlanıyor. Tengri Kutu diye değerlendirdikleri. Evet. Ama bu başka bir şey. Şimdi siz bana söylemiştiniz ya Çin kaynaklarında hani Göktürkler döneminde ilk defa ne zaman geçiyor diye. 563 evet, yılında geçiyor. Zhoushun'un 33. bölümünde. Yan Jie'nin biyografisinde sadece bir şeyde bir yerde geçiyor. Orada o elçi giderken Mukan Kağan'ın kardeşlerinden birinin yanına uğruyor. Aşina Gudoğlu, aynı bu şekilde yazdığı gibi Gudoğlu Dito diye o zaman nasıl diyeyim? Kanat idaresi. Daha şart da pek kullanılmıyor evet. Zannedersem. Bir kanat idaresi gibi karşımıza çıkıyor. Bundan başka bizim gördüğümüz yine bu dönemde yani 1. Göktürk Türk Kağanlığı döneminde 618 yılında Şıbi Kağan'ın Çin'e gönderdiği bir elçi var. Kutluk Tekin diye bizim gönderdiğim o var. Bütün bunlar gösteriyor. Yani benim anladığım kadarıyla 1. Türk Kağanlığı döneminde, çünkü eğer Hunlar'da geçiyorsa, eğer kabul edilirse milattan önce 209, o da Shiji'nin 110. bölümü veya Hanshu'nun 96. bölümü sayılır. Şimdi bunları bir tarafa koyduk. Göktürk dönemine geldik. Zhoushun'un 33. bölümünde geçmiş olabilir. Ve bu olaydı. Ama ben şimdi bu kitapta da işte Göktürklerle ilgili o Çince yayınladığım belgelerin hepsinde de aşağı yukarı bütün okumuştum. Çok yaygın değil Kutlu ismi. Bir iki kere geçtiği için geçmiyor. Ama bundan sonra şey olarak o bizim Fetret Devri dediğimiz yani 630-682 yılları arasındaki olaylardan itibaren Çin kaynaklarında İlteriş adı geçmez zaten o dönemde. Evet. Aşina Kutluk, Aşina Gudoğlu diye sizin orada göstermiş olduğunuz metin başlar. O da tabii çok açık bir şekilde bilindiği gibi birinci isyan ya da başkaldırı hareketi başarısız da uğramıştır. Aşina Funyan, Aşina Funce. Onlar o Tonyo Cook'un mensup olduğu ailelerden. Daha sonra ikincisi başlar. O da başarısız da uğrayınca nihayetinde bu Kutluk Kağan, Aşina Kutluk biraz da stratejik davranarak Çin sınırlarından daha uzağa, yani bugünkü Öğür-Hangay bölgesine kaçarak giderek o bölgede Türk Kağanlığı'nı
ikinci Göktürk Kağanlığı'nı kurar ya da bağımsızlığını ilan eder diye söyleyebiliriz. Tonyukuk yanlarında yoktur. Tonyukuk o sırada hapistedir. Hapisten çıkar işte bir şekilde kabilesini alarak Öğürhangay bölgesindeki ne gelerek orada o Ongi Irmağı çok çok önemli. Bu yaz bir daha gezdim orayı. Sevgili Ali Yılmaz'a beraber bir daha gezdim. Yani bazı şeyler vardı. Oraya giderek zaten Öğürhangay, Güney Hangay demek. Dağların güneyi anlamında. O bölgeye gittik. Neyse ki Ongi yazıtı da o bölgede. O meşhur Ongi yazıtı orada. Şey geliyor ve ben o bölgede ben hani saha çalışmaları da yaptım. Onları daha yayınlamadık. İnşallah yayınlayacağız. Daha sonra Tony Cook'un yazıtında anlattığı gibi hani orduyu gönlünce şey yapıp dağları aşarak Arhangay bölgesine gidip orada 9 Oğuzları yenerek bağımsızlığını tam olarak sağlam temelleri oturtur ki ondan sonra esas yani 682 diye tahmin ediyoruz. İkinci Türk Kağanlığı hızla büyür. Hızla büyür. İşte o 47 sefer yaptı diye anlatıyor ya yazıtlarda. Mesela evet. 689 88-89 yılına kadar sürekli savaşlarla geçen bir dönem vardır. Bunlar benim kitabımda size doğru gösterdiğiniz şekilde anlatıyor. Evet hocam. Şeylerle birlikte. Nihayet 688'de şeyler durur. Çünkü hedefine ulaşmış gibidir bence. Bir anlamda Kutluk Kağan ve orada bir şekilde kendini daha sonra 691'in sonlarında ölür yerine kardeşi Kapkan geçecektir. Ve Kapkan Kağan 24 yıl tahta kalacaktır. Ben mesela orada Hente'yi eğledim duyunca Kapkan Kağan'ın öldürüldüğü suikaste ya da pusuğa düşürüldüğü yerde Tola Irmağı civarı olduğu için şeyi zannettim ben. Kapkan Kağan'a ait olabilir diye hala da o fikirde de olabilirim. Çünkü yani şey olarak Kapkan Kağan döneminde başlamış olabilir ama işte o soğukça kelimenin ifadeleri vesaire biraz da işi karıştırıyor diye düşünüyoruz. Şimdi burada bu süre içerisinde ne oldu? Kutluk Kağan devleti 2. Türk Kağanlığı'na hani Mukan Buğum'un isteminin yaptığı gibi Mukan Kağan'ın da geliştirdiği gibi devleti 2. Türk Kağan'ını geliştirdi ve ölünce yerine Kapkan Kağan geçti. Sonra işte İlter Bilge Kağan ve Kültegin yaşları küçük olduğu için Kağan olamadılar ama devlet idaresinde Kağanlığın değişik mekanizmalarında görev alarak devam ettiler ve 716 yılında pusuya düşürüp öldürüldükten sonra yerine geçen işte İnel ya da İniil diye okudukları İnel Kağan'ı tahttan indirip yerine Bilge Kağan'ı tahta geçirdi Kültegin. Tonyukuk'u tekrar göreve çağırdılar. Onu öldürmediler. Yaşlı olduğu için, halk tarafından çok sevildiği için. Ve böylece şey devam etti. Esasen gidiyoruz. Şeyden sonra bir kutlu yapı daha var. Şeylerde yani son yıkılmak, can çekişirken artık 742 yılı 745 arasında Kutlu Yabgu diye bir Türk Kağan'ın adı daha var. Bu dönemde de geçiyor. Ben şunu anlamaya çalıştım. Acaba aklıma şu da geldi. Bu daha önce düşünmemiştim açıkçası. Kutluk acaba birinci derecede bir ünvan değil miydi? Yani ikinci derecede işte şart gibi, yabgu gibi miydi? Aklıma da gelmiyor değil. Çünkü Kutluk'un da ben bir ünvan olduğunu düşünüyorum. Şimdi Uygurların kurucusu Kutluk Bilge Kagan veya işte bir şekilde o kendini ortaya koymuş oluyor. Yalnız Kırgızlar'da, tabii hocam çok güzel açıklamışsınız. Mesela burada Tarihat yazıtında geçenleri evet. Birdenbire başlıyor. Yani Bayançor ya da Muyançor Kağan zamanı o 747-759 o yazıtların dikildiği ve gerçekten bence altın dönemlerden biri. Bir bilgi vereyim. Moğolistan'a gidenler olursa artık Türkiye'den yazıtları gezmeye, görmeye gidenler Moyinçor bölgesine gidemezlerdi. Çok zordu. Tam alanı bilen gidip bulabiliyordu. Moyinçor şu anda Ulaanbaatar'a taşınmış. Evet. Ben hem yazıt alanına gittim. Yazıt alanı boştu.
Daha önce yattığım bir yurt vardı. Hemen 1.000 metre kadar uzakta gittim. Onları ziyaret ettim. Onlar anlattı zaten. Ulan Bator'a döndüğümde de yeni kurulan Çingiz Kağan Müzesi'nde gördüm. Hazırlanmakta. Ayın 18'inde açılacakmış. Evet. Türkiye'den giden meraklılar için iyi bir haber hocam. Sağ olun Çok hocam. iyi Buyurun bir hocam. haber. Müzede umarım iyi olur hocam. Evet. Ben 2-3 defa ziyaret etmiştim. 2012'de, daha sonraki Evet. dönemlerde, en son 2018 18'de ziyaret etmiştim. O Evet. 2012'de çok üzülmüştüm çünkü yerdeydi. Fotoğrafları vardır. Yerde yatıyordu. Evet. Kötü durumdaydı. 2018'de dikili haldeydi. Şimdi müzeye taşınmış olması muhteşem bir olay. Bence yani Evet hocam, tebrik müziğe ediyorum taşıyan. taşınmış, evet. Muhteşem bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Eğer iyi korunursa mesela İlaveten hocam, şunu da vereyim. Taryat da aynı müzede şu anda. Taryat'ı da aynı Tarihatı da müzede oraya tutuyor. aktardılar o zaman. Evet, onu Ha, çok da iyi. aktarmışlar. Sergiye koymak için hazırlanıyordu. Sergi hazırlığı sürüyordu. İşte bu hocam bu şekilde kendini gösteriyor. Şimdi mesela benim aklıma ilk o geldi. Uygurların kurucusunun mu acaba diye. Kutluk Bilge Kürkan 745 o şey arasındaki dönemde. Evet. Ona mı ait diye diyeceğim. Çünkü ilkeliş kelimesi geçmiyor diye düşünüyorum. Geçmiyor. Bundan dolayı aklıma gelen o. Burada bir şey daha var. Buna kimsenin dikkat çekmedi. Bilmiyorum siz hocam mesela Tony Cook yazıtının anıt alanın ölçüleri 55'e 35. Evet. Ongi yazıtının 67'ye 47 bir oran var. Şimdi burada 49'a 41 oranlar. Dikdörtgen gibi olduğunu düşün, doğu batı istikametinde Evet. dikdörtgen gibi olduğunu düşünürsek yani bu şeye de uymuyor. Biraz oval gibi olduğu söyleniyor. Bunlar akla gelebilir. Yani şimdi bunlar tabii sadece öngörü esasında. Yani tam bir aklıma gelenleri söylemeye çalışıyorum. Çünkü birdenbire İlteriş Kağan'ın yazıtı demek bana çok bilimsel gelmedi. Açıkça söyleyeyim. Benim şöyle hocam, Kutluk'un utluğ kısmı var. K harfi ya da K harfi satırın alt tarafında, yani kayıp olan kısmında heceleri dahi bölmüşler diye düşündüm bu yazıtta. Dolayısıyla bu kutluk hangi kutluk? Onu tam anlayamadım ben. İşte Çünkü anlamı şeyimiz yok. bağlam yok hocam. Bu Bağlam kutluk olmamış. Kaan hangi? Evet. Yorumda Hangi kutluk şey Kaan? kalıyor. Evet. Şimdi aklıma şey geldi hocam. Bir şey daha var burada. Çince'de Liu Zhou Hu, Türkçesi altı çup soğudak. Altı eyaletin Altı çubuk soğudak. Evet, Liu, evet, şeyleri. Liu Zhou, evet, Liu Şimdi Zhou. Liu bunların Zhou, kurtarılması Kaptan Kağan zamanında. evet. Kapkan Kaptan Kağan, Kağan doğru. zamanında. Ve aklıma yine o geldi. Yani acaba dedim yani tabii bunlar kendim böyle düşündüğüm Evet, şeyler hocam. bu dönemden diye. Ama hente deyince kafam orada şeye gitmişti esasen. Fakat bu yazı tabii ki Arhangay eyaleti ağırlıklı olarak Bulgar'ın bir kısmı, Zahoo'nun bir kısmı bu bölgenin önemini görüyoruz. Ama Evet. Kutlukhan şey olarak bakarsak gerçekten de yani o yaptığı, kazanmış olduğu başarı stratejik davranışlar ama orada Tony Cook'un çok büyük katkısı var. Bunları gösteriyor. Şimdi burada ben mesela sizden inşallah onu konuşmanızı yani kut ve kutluk kelimesinin anlamı üzerinde de hem daha konuşmamızın sonuna doğru Çok kısa konuşursak duracağım hocam. Evet hocam, siz onu da konuşuruz. durursanız Evet. çok iyi olur. Onun Ben de üzerinden kendi gideceğim. değerlendirmelerimi yaparsam. Şimdi bir 15 17 dakika oldu. Bu şekilde değerlendirebiliriz. O zaman şu aklıma geliyor. Yani kaynakları çerçevesinde bunlar zamanından bakarak. Şimdi o dediğim gibi ben Tarat Tekin Hoca'nın rahmetli hocanın kitabına bakarak o eğer Motu dönemine aitse şeye bakar 209'dan işte siz bana sormuştunuz ya ilk defa nerede geçiyor? O zaman Evet hocam. Modu yani Metehan diye bilinen ama aslında Modu diye bilinen 209 yılında Şici'nin 110. bölümünde geçiyor diye söyleyebiliriz. Fakat Göktürkler döneminde birinci Kağanlık süresi içerisinde çok yaygın olarak kullanılmıyor. Görmüyoruz. İki kere iki metinde var. Coğuşu'da ve o Cihotanşu'da anlatılan 618 dolayısıyla
O Tondiyen ve diğer şeyler de onu tekrar ederler. O Kutluk Tekin elçisi, elçiliği adıyla geçer. Demek ki daha farklı bir ünvan, alt derecede. Ama zaman içerisinde anlamı yükselmiş de olabilir. Dolayısıyla biz Kutluk Kağan'ı görüyoruz. Türk tarihi içerisinde son derece büyük hani başarılar kazanan, özellikle savaş meydanlarında. Yani 47 zafer kazanmak kolay değil bir insanın hayatında. Çünkü yaşı hakkında bilgimiz yok Kutluk Kağan. Yaşı hakkında bilgimiz yok ama bunları açıkça bir şekilde görebiliriz. Şeyden sonra Kutluk Kağan öldükten sonra, ki hastalıktan ölüyor zaten. Yani o şekilde. Yine çok yaygın değil. Esas bir de Kırgızlar'da var bir Kutluk Bilge. Buna benzer. Diğer o az önce sizin göstermiş olduğunuz gibi Uygurlarla birlikte Kutluk kelimesinin, Uygur Kağan'ı ile birlikte Kutluk kelimesinin çok yaygınlaştığını bir şekilde ön plana çıktığını görüyoruz. Ama yazıta dönersek, Nomlu'da gezide dönersek, bunların hepsi esasında Türk tarihi açısından son derece değerli veriler diye düşünüyorum. Hocam ben şimdi burada bırakayım, siz şey alın, daha sonra yine devam etmeye çalışayım. Yani ilgilenen arkadaşlara söyleyeyim. Bir makalem vardı benim. Kutluk Kağan ve İkinci Göktürk Devleti'nin kuruluşu diye bir makalem vardı. Ve aynı zamanda sizin bu göstermiş kitapta, yani az önce gösterdiniz, bu yeni baskısı üçü bir arada, konunun Çince metinlerine ve tabii Türkçelerinde bakarak, yani değerlendirerek bu Kutluk Kağan bölümümüz yazılmış durumda. Arkadaşlar okuyabilirler. Tamam hocam, ben buradan devam edeyim. Şöyle ki bu çözümlenen yazıtta başlangıçta şu üç nokta dikkatimi çekmişti. Bir Ud yıl, yani sığır yılından bahsediliyor. Bir Tengri oğlu geçiyordu. Bir de Kutluk Kağan. Ama biz hep bu Kutluk Kağan üzerinden daha çok gideceğiz. Kutluk Kağan'ın da bu K harfi dediğim gibi görememiştim. Ya çok iyi yazılmamış ya da silinmiş. Bana göre satırın alt tarafında, öbür tarafında. Buradan ben biraz devam etmek istiyorum. Tamam. Önce Elteriş'e gelelim. Kutluk Kağan, Elteriş, ikisi birlikte anılıp. Elteriş, Kutluk Kağan'ın ünvanı deniyordu. Kutluğu da aslında bir ünvan. Tabii. Ama isim olmuş. Evet. Elteriş'e gelince çok kısa şunu da söylemek isterim. Hep İlteriş yazılıyor, söyleniyor. Yani neresinden baksanız üstü şişanı altı misali. Çünkü birinci kelimeyi iyi okuyup ikinci kelimeyi E okumak çelişkidir. Her ikisi de kapalı E ile. Bugün İlteriş'teki daha doğrusu Elteriş'teki E, derlemek, toplamaktaki dernek, düğün dernekteki E, hepsi aynı. El ise Yadir'den tutun da Rumeli'deki E'ye varana kadardır. Durum bu. Yani Elteriş okumak gerekiyor. Elteriş var iken ikinci Türk Kağanlı yazıtlarında Kutluğu hiç geçmez. Kutluğu ancak ve ancak Uygur yazıtlarında görülür. Elteriş de gördüğünüz gibi bu bağlamlarda geçer. Elteriş Kağan. Şurada ekranı kullanmaya çalışayım. Tunyukuk'ta bol miktarda. Zaten Elteriş'le ilgili en çok bahis Tunyukuk'ta. Evet. Kültigin ve Bilge Kağan'da birbirlerine paralel olan metinlerde bir kez geçer Elteriş Kağan. Evet. Yine Elteriş bir kez Çoyri'de geçer. Yine bir kez de Ongi'de geçer. Bunlara çok kısa değineyim istedim şu şekilde. Kültigin yazısında ülkenin nasıl kurulduğunu, daha doğrusu birinci kağanlığın nasıl yok olduğunu hatalardan dolayı. Sonra ikinci kağanlığın babalarınca nasıl kurulduğunu burada ifade ediyorlar. Çok kısa okuyayım buradan. Türk bodun yok bolmazun teyin, bodun bolçun teyin, kanım Elteriş kağanık, ögüm el bilge katunuk, tengri töpesinde tutup yügeri götürmüş erinç. Bu ünlü satır. İşte Türk halkı yok olmasın diye, halk olsun, halka, millet olsun diye babam Elteriş Hakanı, annem Elbilge Sultanı Tanrı tepesinden yukarıya çekip çıkartmış, yükseltmiş. Burada geçer.
Başkaca da her iki oğlunun yazıtında hiçbir zaman Eltereşkağ'ın adı bir yolla görülmez. Tunyuk da bol miktarda geçer. Şuradan bağlamı koparmadan kimi nasıl Hakan yaptığınız Bilge Tunyuk anlatırken Erteriş Kagan Bolyin Beriye Tavgaçık Ömre Kıtanık Yirye Oguzuk Üküş Ök Ölürtü Erteriş Kağan'ın savaşlarına değinip şurada devamla Erteriş Kağan Bilgesin Üçün Alpin Üçün Tavgaçka Yetiye Girmiş Sümüştü. Erteriş Hakan faziletli, erdemli, bilen birisi olduğu için, kahraman birisi olduğu için Çinlilere karşı 17 kez savaştı. Birincisi bu. Arka arkaya gelmekte. Sizin de bildiğiniz, herkesin bildiği satırları uzun uzun saymayayım. Devamlı bu Eltereş'i hep kırmızıya boyadım, rahat görelim diye. Ama kendisini de hep öne çıkartmaya çalışır bildiğiniz gibi. Hep kendisinden bahseder, kendisinin hizmetlerinden. Eltereş kagan, kazgan masar, yok erti ersen, ben özüm Bilge Tunyuk'u kazganmasar, ben yok ertim erser. Yani Eltereş Kağan kazanmasaydı, olmasaydı, hiç olmasaydı, o olmasaydı, ben de olmasaydım, ben de kazanmasaydım, Türk halkının yerinde, Türk Sirbod'un yerinde hiçbir şey olmayacaktı. Bunlar bu ünlü satırlar. Ama hiçbir yerde kutlu sözü geçmez. Hep Eltereş geçer. Buradan şeyden de bahsettim, bir önce Ongi yazısında da. İnime oğluma anca ütledim. Küçük kardeşime, evladıma, oğluma şöyle öğüt verdim. Ütlemek, öğüt vermek. Kan yorup Eltereş Kağan'ka adrılmadık, yanılmadık, Tengi Bilge Kağan'ta adrılmalım. Yani Eltereş Hakan'dan ayrılmayalım. Bundan hiç uzaklaşmayalım. Onun emrinde olalım. Peki, kutluk diğer yazıtlarda nasıl geçer? Bahtlı, şanslı, talihli anlamda kutu olan değil mi? Kutu olan diye kutlu. Siz belirtmiştiniz Çin tarihlerinde 563 demiştiniz. 563'te geçer. Bu Hunlar dönemi galiba kut olsa da kutlu değil herhalde. Tam bilmiyorum. Ben ona tekrar bakayım. Evet hocam. Şimdi, hocam ben Talat Hoca'nın kitabında okumuştum zannedersem. Evet. O şekilde değerlendiriliyor. Yani galiba sizde de okudum. Sizin kitabınızda da bu Türkçenin şeyleriyle ilgili. Sizin bir yazınıza dokunmuştum. Yani ona oradan bir, yani siz sormuştunuz ya oradan ne zaman, evet, geçiyor hocam, diye ondan dolayı. Ben burada kutlu runik harfli Moğolistan'daki Türk yazısında geçen kutluları topladım. Tamamı çok ilginç. Tarihatın kuzey yüzünde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kez. 7 kez galiba Tarihat'ta geçer. Bir kez de Sücü'de geçer. Sücü'yü biliyorsunuz tartışmalıdır. Bir fikre göre Kırgız yazıtıdır. Bir fikre göre onu cümleyi nereden böldüğünüze bağlı. Bir fikre göre Uygur yazıtıdır. Ben Uygur yazıtı olarak yorumlamıştım ama bazen hoca bu konuyla ilgili çok çalışmış. Bazen hoca Kırgız yazıtı olarak yorumlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Orada Menkutluk Bağa Tarkan Öge Buyruk diye geçen satırın öncesinde Kırgızlardan geldiğini verir. Kutlu en güzel burada gördüğünüz gibi Klauzo'nun sözünde çok ayrıntılı ele alınır. En eski dönem yazıtlardan başlar. Dörfer'de ayrıntılar yer almakta. Ama en son ben çok kısa geleceğim. Bizim Osmanlıcamızda her dönemde, her yüzyılda sık karşılaşılan bir kelimeymiş. Mübarek, bahtlı anlamlarında. Onları da tarama sözüne göre aldım. Bir yerde açıklama gerekiyordu. Hah, burada görüyorsunuz, evet, Moinchor yazıtı. Siz demiştiniz yerdeydi. Bu evet. Benim ilk ben gittiğimde ikisi de yerdeydi, evet, hocam o zaman. Evet. Evet. Sonra ben kaç kez gittim? 3 ve son gidişim 4. 4 kez gittim. 4. gidişimde yerinde yeller esiyordu. Yani evet. Burası başta. Kurum altına alınması iyi. Evet. 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 Mesela orada bir şey geçer. Orayı kutluk diye tanımlamıştık. Kutluğu isi giyer. Bunu bahtı, talihi sıcak olan bir bölge gibi bir şey yorumlamıştım o zaman. Uygur yazıtları kitabımda buna yer vermiştim. Ve burada görüyorsunuz kuzey yüzü defalarca burada geçer. Sadece bu kuzey yüzünde. Bu da ilginç. Uygurca metinlerden dedim örnek vermek gerekir. Uygurca metinlere baktım. Kut yine saadet, mutluluk, asalet, soyluluk, bu anlamlar var. Kutlu
Bahtlı, şanslı, mutlu, mübarek, saadetli ve birleşik isimlerde kişi adı parçası olarak da geçer. Mesela Enat'ta Kutlu Oğul, Kutlu Sungur, Kutlu Bars. Bunun gibi çok sayıda örnek var. Şimfu diye de yazmışsın hocam. Dördüncü satırda şeyde. Çincesini. Evet. Bu aslında Japonca bir kaynaktan almıştım. Öyle Japonca mi? Böyle çevirmişti. Evet. Son tabii ama aynı Çince'de tabii ki. Aynı. Tamamen aynı. Klasik Çince ile. Karizmatik diye çevrilmiş Almancası. Harismatisch vom Glücksgesegnet veya Kutlu. Kutlu Kıvlı. Kıvlı bilmeyenler bilsin diye söyleyeyim de hocam. Şu ünlü artistimiz vardır, sanatçımız. Kıvanç Tatlıtuğ. Onun alındaki Kıv. Ya da Anadolu'daki Kıvanmak'taki Kıv. Aynı bunlar. Bu Uygurca metinlerde çok sık geçen, kullanılan bir söz. Divan-ı Lügatürk'te ilgimi çekti. Bir kez yer verilmiş. Kutluğnen, bereketli, mübarek olan şey. Erkek adı da olur demiş. Ama ad olduğunu vurgulamış. Mahmut el-Kaşgari ad olduğunu vurgulamış. Bir şiirde eksiltilmiş bir yazımla geçebilirmiş. Kut geçmiş. Kutu kıvık verse edim kuluna künde ışı yüksepen yokkar ana. Divanda Kutadgülük'te var tabii. Burası işte Osmanlıca kaynaklar. Uğurlu, hayırlı, mübarek. Çok örnek var. Ben merak ettim. Osmanlıca, Latince sözlüğe her zaman buna bakarım. Çünkü bu bir ölçü oluyor Latince. Ona da baktım Meniskin'in sözlüğüne. Kutlu, mübarek anlamı verilmiş. Latince karşılığı verilmiş. Felis veya Felix. Almancası Glücksel, yani şanslı, kutlu. Demek ki bu anlamıyla da bayağı iyi bilinir, yaygın kullanılırmış. Benim Kutlu ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar hocam. Acaba sorular var mı deyip ben sorulara bakıp sorulara sonra geçeriz. Sizin şimdi tekrar bir değerlendirme. Hocam evet, çok iyi oldu. Sağ olun. Bir kere her şeyden önce yani benim gördüğüm kadarıyla yani Türk dili tarihi açısından son derece yaygın kullanıldığı gibi. Yani kaybolmadan tarihin derinliklerinden günümüze ulaştığı gibi geliyor. Aynı zamanda bu Kazakça'da, Kırgızca'da bu özellikle kutlu bolsun, kutlu bolsun. Zannedersem Uygurca'da da vardır hocam herhalde. Ona benzer. Demek ki yaygın kelimelerden biri. Aklıma şey geldi. Şimdi burada ilteriş kutluk önceki ünvanıydı. Sonradan elteriş ünvanını aldı mı diye bir şey aklıma geldi. Bu bence mümkün çünkü Kapkan Kaan Çince'de Moço olarak geçer ama yazıtlarda Kapkan olarak geçer. Fatih Kapan'la şey olarak türetilmiştir ama mesela Bekçor diye de söylüyoruz. O ilk şeylerde mesela kutluk ilterislik bağımsızlığını ilan ettikten sonra bir örgütlenme biçimine gidiyor. Aynı birinci sağ ve sol yavruluklar ilan ediyor. Kapkanı bir tarafa Moço diye şeyi bu tabii kendi yazıtında geçmiyor. Yazıtlarda geçmiyor. Doşifu diye diğer bir kardeş daha var. O kardeşi de sol tarafa yani Kapkan daha hiyerarşik açıdan daha üst tarafı doğuya, batıya, sola ve sağa bir şekilde bunları oturtuyor. Böyle bir aklıma da gelmedi değil. Esasında bu bir şey olarak görüyoruz. Bizim bu yazıtları da bir şey daha burada söylemek istiyorum. Şimdi Xuanzang 664'te zannedersem döndükten sonra Hindistan'dan bu bir yazıt dikme geleneği başlıyor müthiş bir şekilde. Bunun iki şeyi var biliyorsunuz. Biri Taizong'un mezarının olduğu yer. Biri de Gaozong'un mezarının olduğu yer. Biri 649'da 50-51 defa ölüyor o yıllarda. Şu an hatırlayamadım. Onun bir dağın tepesinde anıtı var. İkinci anıtı da Jiaolin Qianlin. Bu Çin'in oralardaki anıt şeyini acaba gördükten sonra ona uygun bir şekilde bu anıt alanları yapmaya başladılar mı diye aklıma geliyor. Bu da 682'den öncesine gidemez zaten. Bir şekilde gitmesi mümkün değil. Yani model olarak eğer onları aldılarsa kendilerine. Siz de gitmişsinizdir zaten o ikisine de.
Bir de o şeyde Şiyan'da Yazıt Ormanı Müzesi var. Ta Bey döneminden itibaren o bütün yazıt şeyi çok Budizm'le çok bağlantılı ama. Gerçekten bir ta 19-20. yüzyıla kadar dikilen bütün yazıtları toplamışlar. Adına da Yazıt Ormanı Müzesi demişler. De o zaman bunu görmüştüm. Yani böyle aklıma bunları çağrıştırmak bir şekilde geliyor. Ama gerçekten en dikkat çekici taraf bence bu anıt alanların birbirine yakın yerlerde olması. Moğolistan ölçeğine baktığımız zaman Ötüken diyebileceğimiz bir alanın neredeyse tam ortasına gibi ya da biraz doğusu gibi alanlarda bulunmaları gerçekten öyle. Çünkü tabii ben bu Nomgon'u bilmiyorum, rakım kaç bilmiyorum ama 1370 Bilge Kağan ve Kültegin anıtların bulunduğu ya da deniz seviyesinden yüksekliği 1370 daha yüksek. Tonyoku 1580 olması lazım. Yükseklik bakımından ben bunların gördüğüm kadar planlarını karşılaştırmaya çalışıyorum. Ongi'de daha yüksektir. Aslında güneyde olmasına rağmen esasen. Bence yani Ongi çok daha detaylı bir şekilde araştırılmalı. Hani orada da kazı yapılmalı diye düşünüyorum. Oranın balbalları da çok hoşuma gitmişti. Yani böyle daha bir ilginç, daha bir diri şeye göre baktığımız zaman. Esasen bunlar ama sonuçta Kutluk, yani benim yorumum, bugün bir daha baktım kendi yazdıklarıma da diğer şeylere de, esasen kendisinin kazandığı bir ünvan veya alt ünvan diye düşünüyorum. Şeyden sonra, çünkü siz gösterdiğiniz yazıtlardan itibaren elteriş diye geçiyor. Zaten daha çok Tonyukuk bahsediyor, biraz da kendini övmek, kendi yaptıklarını anlatmak amacıyla bunları söylüyor. O zaman şöyle bakarsak her birinin anlamı var gibi. Yelteris, Kapkan, Bilge sıralamada yani başa geçen. Daha sonra Tengri Kağan. O zaman yine Kutluk adının geçtiğini söylemiştim. Bir şekilde gidiyor. Tabii devlet çok kısa sürede dağıldığı için bunu göremiyoruz. Ha, şunu da açık ifade edeyim. Bana göre birinci Uygur Kağanlığı yani Ötüken'de merkezli Uygur Kağanlığı üçüncü Uygur Devleti gibi düşünmemiz lazım. Sanki o geleneği tamamen alıyorlar gibi, onu devam ettiriyor gibi düşünüyorlar. Yazıtlar okuduğumuz zaman bunu görüyoruz. Belki değişim Bögü Kağan'ın 762'de Maniizm'e geçmesi ya da eğilim göstermesi sonucu farklılaşma olmuş olabilir. Bununla birlikte ki o işte esas hani bizim Harbalgas'ta gördüğümüz yazı hikayesini görüyoruz. Ama bunları düzeltmek lazım. Yani bu dağ keçisi, dağ teke motifi diyelim. Göktürklerin hanedan sembol olduğunu ben düşünmüyorum. Böyle bir şey yok. Yoksa başka şekilde çok fazla diğer anıtlarda da olmuş olurdu. Bu kaya resimlerinde çoklukla görülür. Anadolu'da kaya resimlerinde de var. Ama en çok Kırgızistan'da Saymalı Taş'ta 96 bin civarında bunlardan var. Ben Kazakistan'dakilerini çok gördüm. Bir şekilde değerlendirmek gerekir. Esası bu. Ama diğer bir açıdan baktığımızda işte eğer Hunlar zamanında görülüyorsa, kutluysa diyorum. Göktürklerin zamanı zaman ilerledikçe ya da bizim yazılı literatürümüz, yazılı malzememiz çoğaldıkça Kutluk hakkında daha fazla bilgi sahibi olma imkanı buluyoruz diye düşünüyorum. Yani esas söylemek istediklerim bunlar. Hocam eğer sorular gelirse sorulara... Tamam hocam. Sorular var. Sorulara geçeceğim ama sorulardan önce ben sizin söylediklerinizden hareketle ilavede bulunayım istedim. Lütfen. Evet, Ongi çok önemli. Ne yazık ki Ongi Radloff'un bulduğu dönemdeki gibi sağlam değil. Sonraki yayınların tamamı bir tür rekonstrüksiyon ve bunlardan en ileriden birisi belki Clauso'nunki, o bile çok çok şüpheli. Clauso'nunkinden sonra da birkaç iyi önemli yazı yayınlandı. Dilci gözüyle Marcel Hoca'nın çok güzel notları var. Erhan Bey'in Aydın'ın güzel bir yazısı var. Ben Ongi bölgesinde çalıştığım resimleri aldım, resimleri bir çalışma yaptım.
Mihaly Dobrovoç Bey'in biliyorsunuz çok güzel bir çalışması var. Evet. Ongi anahtar yazıtlardan birisi. Kesinlikle. Ongi çok çok önemli. Şeyde Arvayhır Müzesi'nde şu anda. Evet. Evet hocam. Bartılıhan'da. Evet. İki kez gittim müzeye. İki kez gittim. Hı-hı. Çok evet, küçük hocam. Kırıntıları kalmış durumda. Hocam onun bir kısmını belgesel olarak Miras Coğrafyaları belgeselinde gösterdi TRT'de. TRT Avaz'da. Ben çekimini yaptırtmıştım özellikle. Ondan da en batıya gittiğimizde Bombugur yazıtı önemli. Oraya gitmişsinizdir evet. herhalde Bombugur. Bombugur'a Yani gittim ama Bombugur yazıtının kendisine değil. Ben daha da güneye gittim. Hırgısin o yazıtını çalışıyorduk. Evet. O yazıt için sizin bildiğiniz işte o bölge bayağı kurak aslında. Kurak ve otsuz. Oralar pek şey değil. Göçebeler için çok çok uygun değil. Nüfus az Hocam galiba orada. Orada kesinlikle kalmamışlar. haklısınız. Orada Oraları kalmamışlar. deve otlatmaya, deve Deve yetiştirmeye otlatmaya, uygun. evet. Şöyle hocam, rahmetli Servet'le 2006 yılında ilk gittiğimizde şu soruyu sordum ben oradaki insanlara. Ya burada mesela o şeylerde köl gibi hayvanların yeteceği kadar ot yok. Niye buralarda yaşıyorsunuz? Niye bunu işte başka yerlere gitmiyorsunuz diye sorduğumda 15 gün önce yağmur yağdı dedi. Yeşillik oldu alanlar. Şimdi otlar Evet. bitti diye cevap verdiler. Ama güneye doğru gittikçe daha çok deve hakim. Evet, Yani evet. günümüzde de öyle. Bitki örtüsü bence çok belirliyor. Belirgin hale getiriyor. Mesela koyunları suluyorlar. Çok garibime gitmişti. Koyudan su veriyor ama mesela çok az bir yere veriyor. Belki 1.000 tane koyun var. Hangi birine sıra gelsin? Hayvanların su içmesi için. Çünkü Çok ben zor, tabii evet. o gözle de bakmaya çalışıyorum. Yani Evet. hayvanları nasıl yaşarlardı sorusunun cevabını. Bir de şey dikkatinizi çekmiştir. Özellikle burun yani çölde kum ırmakları varmış gibi görünüyor. Yani kumlar akıyor. Akmıyor da böyle bakıyorsunuz Akıyormuş gibi, evet. ırmak yatağı belki bir zaman belki onun altı sudur. Yani Afganistan'da olduğu gibi veya şeyde olduğu gibi yer altı suları vardır diye öyle düşünmüştüm. Bütün mesele o. Çünkü hayatı sürdürebilmek su gerekiyor. Hem insanlara hem hayvanlara ama Hayvanlar gerekiyor. hayvanların otlatılması için ve onların yaşayabilmesi için mutlaka bitki ve su lazım. Bitki ve su. Bir de şunu vurguladınız hocam. Ünvanların hepsinin anlamı var. Evet, gerçekten hiçbir ad ya da ünvan sebepsiz değil. Ben Kültigin'i düşünmüştüm. Bu çok yönlü okumalar var biliyorsunuz. Kültigin okuyup yorumlayanlar da var. Ben Kültigin'in metnine bakarak, Bilge Kağan'da anlatılan Kültigin'e bakarak ateş gibi yani, hiçbir şey dikkate almayıp düşman ortasında dalıyor, tek kalıyor. Evet. Buradan bağlantılı olarak ateş kültüyle bağlantılı düşündüm. Ahmet Temir Hoca'nın yazısına da dayanarak tabii. Evet. Onun böyle bir anlamı var. Tuğni hukuk çözülemedi ama onun da bir ölçüde çözülmüş sayılır. Birinci danışman, birinci vezir, birinci kişi bunun gibi tun sözü ancak anlaşılır Tamam oldu. hocam, tur sözünü ne? Evet. Peki hocam şu olabilir mi? Sadece yani aklıma Evet. geldi soruyor. Birinci sözcü ya da hani bu Evet. Çince'de bir şey var. Evet. Bir şu devlet sekreteri gibi bir unvan olabilir mi? Tam öyle. Çince'deki bir Yani şu. birinci anlamı kesin, ikinci sözcükle ilgili tun sözünün birinci, siz Kırgızca'da, Kazakça'da çok duymuşsunuzdur Evet. tun. Çok Tunguş, var. Tunguş Tonguç diye, prezident. evet. Tunguş, Çok duydunuz, Tunguş. evet. Bunlar, evet hocam, dikkatimi çeken noktalar. Mesela dağ keçisi dediniz. Hakan'ın amblemi olmasa gerek. Bu çok görülür. Evet, bu da dikkate alınmalı hocam. Bunu da Hocam bence düşünmeli. hocam bütün metinlerde, Çince metinlerde zaman zaman beni eleştiriyor. Çince metinlere fazla bağlı kaldığım için ama detay orada biliyorsunuz. Siz de Evet, biliyorsunuz tabii. Çince'yi. Yani Göktürklerin her şeyini yazanlar kendilerini zaten diyor ki oraya Yok, estağfurullah hocam, ben altından Çince'yi hiç kurtbaşı böyle sancak sadece yaparsa okuyoruz. asardı diyor. Çünkü kurt soyundan geldiklerini bildikleri için yani öyle bir inanca sahip oldukları için. Dolayısıyla sembolleri kurt yani Çince açıkça yazar ama dağ keçisiyle ilgili bence ne Türkçe metinlerde yazılı metinlerde ne de Çince metinlerde hiçbir belge ve bilgi yok. Son bir şunu söyleyecektim hocam sizin konuşmalardan hareketle. Soğutça yüze değinecektim. Aslında Evet. Türk kanlı yazıtları ya tek dilli ya iki dilli. İki dilli yazıt az. Kültigin ve Bilge Kağan gibi.
Çoğunlukla işte Külüçor, Ongi, Tunyukup hepsi tek dilli. Evet. Çince sadece Kültigin ve Bilge Kağan hatırladığım kadarıyla, başka varsa gözümden kaçtıysa bilmiyorum. Ama Uygur yazıtlarından Karabalgasun. Karabalgasun üç dilli. Üç dillilik ve Soğutça. Soğutça birinci Türk Hakanlığından sonra ancak üçüncü Türk Hakanlığı. Ben öyle diyorum. Üçüncü Türk Hakanlığı gibi aynı zaten. Uygur Hakanlığı sadece aynı, hanedan aynı fikir diyeyim hocam. Ben de o evet, siz de öyle dediniz. Evet hocam. Yani. Evet. Aynı Türk Hakanlığı. Türk dilli, o Türkçe konuşan kavimlerin Hakanlığı. Daha doğru söylemek gerekirse. Ama ikinci Türk Hakanlığı'nda Soğutça'nın kullanıldığına dair şu ana kadar bilgimiz yoktu. Eğer bu ikinci Türk Hakanlığı'na aitse, ki ben öyle düşünüyorum. Ben ikinci Türk Hakanlığı sanıyorum. Yazıtı bulanların düşüncesindeyim. Ama tarihi konusunda ben emin değilim hocam. Tarihlendirme açısından. Evet. Çünkü Udyıl, çok sayıda Udyıl var. Altı, en az altıydı galiba. Ondan emin şöyle, değilim. Şöyle ben düşünelim. Size... Hocam. Hem şeyli, her 12 yılda bir Udyıl'ı geliyor zaten. Evet. 12 evet. Artı bir Udyıl'ı geliyor. Yani bunda bu doğrudan bir çözüme gitmek çok mümkün değil. Hocam şey yapmak lazım. Yani işte o, ben şu anki fikrim şey gibi, sanki o Uygurların ilk kanı gibi aklıma geldi ama bu kesin hocam, değil. Hepsi düşünülmeli. Evet. Siz haklısınız. Yani hepsini düşünmek, hesaba katmak, göz önünde bulundurmak. Ama gerçekten okurlar, arkadaşlar işte metni evet. çıkarırlar. Başka bir, evet. onu kabul ederiz. O da Sunak Taşı tabii. Mesela İhtur'un konuşmasında Sunak Taşı'nı söyledi İhtur. O sadece Bilge Kağan ve Kültegin'de evet. Var dedi. Doğru. Ama bu Uygurlarda olmayacağı, ilk Uygurlarda olmayacağı tabii, anlamına tabii, gelmez. Tabii tabii. Uygurlarda olmayacağı anlamına gelmez. Hocam benim bir görüşüm daha var burada, size bir şey yapalım. Buyurun hocam. Eğer diyorum ki şey, 762'de Bögü Kağan Manihizm'e meyletmeseydi Runegard'lı yazıların sayısı çok daha fazla olurdu. Bu konuda bir şey, çünkü Bayançor Kağan diyelim, yani 759 öncesinde çok fazla, hani yani çok fazla, yani bayağı bir yazıt var. Birdenbire kesiliyor gibi. Hocam sesiniz kısılı. Hocam ben mekan değiştireceğim onun için. Evet. Çok kısa sesimi kısacağım mekan değiştireceğim. Evet. Şimdi ses yeniden geldi hocam, tamam. Kusura geldi bakmayın, hocam. Koptu. Estağfurullah. Tekrar soruları ben... da geçebiliriz hocam bu arada. Evet. YouTube'dan çıktıysak oraya göndereyim. Nasıl yaparım? YouTube'a nasıl gönderirim? Tekrar. Hocam YouTube'da var gibi görünüyor ama şu anda bende. YouTube devam ediyor mu? Ediyor gibi görünüyor bende hocam. Tamam, tamam. YouTube devam ediyorsa mesele değil. Soruları ben aktarayım hocam şuradan. Şöyle sorulardan birisi biraz imla ile ilgili. İmla kuralı birliği var mı bu yazıtlarda? Evet, elbette imla birliği var ama şu anki yazıtın durumu, imlası hakkında erken konuşmak istemiyorum. Şu anki yeni yazıt bütünü görsek iyi olur. Ama galiba Nafil Bey şundan bahsetmişti.
Buradan notlar arasında izleyenlerden Mehmet Tütüncü Hoca da ilave etti. Üç noktaymış. Ayrımlar üç nokta ile Evet. yapılıyormuş. Buradaki ayrımlar. Daha Ve bunu önceki şöyle de Nafil Bey. kültiginden evet daha önce hep iki noktayken bu defa hep üç noktaymış. Ben şuradan hocam kitabı sayfa olarak paylaşıma koyayım. Şöyle evet. Başka sorulardan ilgi çeken sorulardan evet Tütüncü Hoca bunu söyledi. Bu konuda başka örnekler var mı diyor üç noktalı. Şu ana kadar rastlamadık. Şu ana kadar üç noktalı olan başka bir örneğe rastlamadık. Yazıtı yazacak kişilerin belli bir yetkisi var mıdır şeklinde soru vardı. Yani herkesin yazmaması için bir yasa var mıdır? Bu konuda bir bilgimiz yok. Ama yazıtlar genellikle Kaanlık ailesine veya benzer Hakanlığa hizmet eden yüksek rütbeli kişilere ait. Onun dışında kaya yazıtları var. Onların sahipleri farklı. Hakanlık sülalesine ait değil onlar belli. Kaya yazıtlarının büyük çoğunluğu. Sıradan insan da demeyeceğiz. Belli bir eğitim varmış. O kadar da sıradan değilmiş Köktürkler döneminde. Moğolistan'daki insanların seviyesi. Az değil, azımsınmayacak kadar. Mesela şunu söyleyeyim. Batulga, Sent Batulga bir ya da iki yıl önce tek cilt, bu yılda iki, üç cilt halinde Moğolistan'daki kaya yazıtlarının tümüne yakın toplu bir liste yayınladı. Resimleriyle, yorumlarıyla, tercümeleriyle. Demek ki bayağı yaygınmış. Sadece Moğolistan diye de düşünmeyelim. Ahmet Hoca hepsini gitti gördü. Yenisey yazıtları, Yenisey. Dağlık Altay bölgesi yazıtları. Her Evet. yerde yazıt var. Bunların hepsinin yazanı farklı. Ama Altay bölgesindekiler Yenisey ile karşılaştırılmaz. Kayalara yazmışlar. Harfler o kadar küçük ki hiç kimse bilmez bulamaz. Çobanlar haber veriyor arkeologlara. Böylelikle bulunuyor. Bu arada ona da yer vereyim. Bir yazıt nasıl bulunur? Evet, en ilgi çekici konu budur. Bir yazıtı arkeologlar nasıl bulur? Arkeologların bulduğu yazıt herhalde az. Elbette onların bulduğu yazıtlar da var ama ben hep hikayelerini merak ediyorum. Gittiğim yerlerde soruyorum. Genellikle bir çoban, malçın, malç, hayvan otlatan kişi farkına varıyor. Yerel yönetimden birisine veya bir gazeteciye veya yerel bir arkeoloğa haber veriyor. Bu birbirine ulanıyor. Hangi ülkede ise başkente kadar ulaşıyor. Kim bu konuyla ilgili? Mesela Battulga Bey. Battulga Bey'e bildiriyorlar. Ve dolayısıyla söz konusu araştırmacı üzerinden bizlerin haberi oluyor. Başka sorulardan hocam. Ah, size bir soru var. Mehmet Tütüncü Bey sormuş. Kutluk Kağan'dan sonraki Türk kelimesi bu yazıtı İlteriş Kağan'a bağlamaz mı diye sormuş. Hocam soru bu. Hocam bence bir sebebi bağlamaz. Yani Türk kelimesi sadece İlteriş yani Kutlug Kağan dönemi için veya İlteriş dönemi için geçmiyor. O dönem için kullanılmamıştır. Diğer Uygur döneminde de siz söylediniz. Uygur döneminde de kullanılıyor. Bilge Kağan dönemi için de her dönem için kullanılıyor. Hatta şeye bakarsak Bum'un Kağan İstemi Yabgu dönemi için de, kuruluş dönemi için de kullanılıyor. Ona işaret etmez bence. Hocam güncel bir soru var. Çok güncel bir soru. Konya'da bulunan Runik harfli Türkoğlu yazan yazıt hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Ya hocam bir de Runik harfi diyorlar. Yani bu sosyal medyaya ne diyelim hiç mi Grek okumamışlar ya da hiçbir şey yok. Bilesin. Bir de bazıları sağdan sola diye bana söylüyor hocam. Yani niye sağdan sola yani runik harfli olduk kabul ediyor bir de niye sağdan sola diye. Yani ben o açıkça söyleyeyim o şeyin kimse alınmasın biraz sonra uydurma yapıldığını zannediyorum. Boyası falan karakteri farklı. Boya evet hocam çok renkli bir şey. Yani alttaki şey o. Öyle bir şey. Grek harfleri, Slav harflerinin karışımı. Bunu da Mehmet Tütüncü Bey yazdı. Mehmet Tütüncü Bey kendi Facebook sayfasında buna değindi hocam. Evet. Bunun ne kadar kabul edilemez bir durum olduğunu bir heyecan istiyor herhalde insanlar. Mesela bu. Hocam başka soru var mı bilmiyorum.
Benim kısaca bütün yazıtın bütününü görmediğimiz için 2-3 kelime üzerinden değinebileceğimiz bu diye düşündüm. Yoksa sadece Kutluk Kağan üzerine siz devam etseniz, size bıraksak siz 1 saat 2 saat konuşursunuz hocam. Benim Ya hocam da tavsiyem işte sizin evet meraklısının 3 cildi alıp benim her öğrencime el altı konuyla ilgili her öğrencime el altı kitabımdır hocam. Yeni kitaplarda siz ilaveler yaptınız, daha güncel, popüler hale getirdiniz. Buralardan bakabilirler hocam, merak edenler. Tabii diğer kitaplara da bakabilirler. Hocam Evet. yani benim demek istediğim şu, bir kere bu yani keşif bence çok önemli ve heyecan verici. Kendileri tebrik ediyorum. Yayınlasınlar bekleyelim ama şu an için yapılacak olan şeyler, Evet. yani ben sosyal medyadan gördüğüm, o takip edebildiğim kadarıyla İlteriş Kağan'ın yazıda bulundu demek doğru bir ifade değil. Benim yeterli bir Evet. ifade değil en azından. Bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü ben diğer bildiklerimle bir araya getirerek bunun Kapkan Kağan dönemi de söz konusu olabilir. Bunu dedim. Veya Uygurların birinci Kağan'ı da akla getirebilir ama bunların hepsi sadece soru işareti Evet. havada kalabilir. Biz de heyecanla bekliyoruz yeni belge ve bilgileri. Durum bu merkezde. Zaten o arkadaşlarımız da yani ben için çok ciddi arkadaşlar var işlerinde ben onu da biliyorum. Ayrıca Türkiye'de tabii heyecan uyandırdı ama heyecanla birlikte bu az önce söylemiş olduğunuz o güzel şeyle birlikte yani bir sosyal medyada bilgi kirliliğinin oluyor maalesef öyle. Bunu da engelleyemiyoruz. Yapacak bir şey yok diye düşünüyorum. Okusunlar. Hocam bir görüntünüz gitti. Bağlantınız zayıf herhalde. Rabia Hanım. Hocam. Yani herhalde hocanın sesi bağlantısı koptu. Evet, sanırım internetinde bir sıkıntı var hocam. Ben şimdi Evet. kendisine götürüyorum. Büyük olasılıkla bağlanmaya çalışıyor. Tamam. Evet. Bağlandı. Evet, bağlandı hocam. Sesiniz kapalı hocam açarsanız. Tamam. Ben bir taraftan da ev sahipliği yaptığım için Olsun hocam. şimdi koptu. Ekranı tekrar açayım. Tamam. Sorulardan devam edelim hocam. Şurada Mançurya'da ve İç Moğolistan'da yazıt var mı diye bir soru var. Mançurya'da ben hiç duymadım. Olma ihtimalini bilmiyorum. Ama İç Moğolistan'da en az bir tane var. Momingan bölgesinde Hohhot'tan 3 saat kadar uzakta. Ben onu kitabımda yayımladım. Birkaç tane de yayın var onunla ilgili. Başka da yeni olarak herhangi bir soru göremiyorum. Hocam sizi çok tuttuk. Çok teşekkür Yok ederim. estağfurullah hocam. Keyifli oldu. Epeydir de Sağ olun. görüşmemiştik. Sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Yüz Ya yüze de ben her şeyden görüşürüz. önce tekrar akademiye hem Moğolistan'daki arkeoloji enstitüsüne çalışanlarına, bu proje yürütenlere Türkçe adına, Türk tarihi adına ve Türk kültürü adına tekrar teşekkür ederim. Merakla devamını beklediğimizi belirtmek isterim hocam. İnşallah Merakla hocam. bekliyoruz. Aynı şekilde ben de aynı duyguları Evet. paylaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum size de. Sağ olun. İyi akşamlar Teşekkürler. diliyorum. İyi Hoşça akşamlar hocam. kalınız. Sağ olun. Tamam. Sağ olun.